Merhaba, iyi günler. Fehmi Koru'yu bir süredir misafir etmemiştik. Kendisi fehmikoru.com yazarı. Evet, öyle diyelim. Fehmi Bey'le konuşacak çok şey var ama başlığı özellikle AK Parti ile cemaatin ilişkisi üzerine kurguladık. Burada daha çok Başbakan Binali Yıldırım'ın en son söylediği, bizim partimizin milletvekilleri ve bakanları Baylak'ta ve FETÖ'de kesinlikle yok açıklamasını biraz irdeleyeceğiz. Ama öncesinde tabii ki en önemlisi, en sıcak Fehmi Koru'nun gündeme gelmesinin de nedeni olan darbe araştırma komisyonuna verdiği tanıklık, yaptığı tanıklık, değil mi? Öyle diyelim. Onunla başlayalım. Fehmi Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi çağırmalarına şaşırdınız mı? Önce onu sorayım. Aslında şaşırmadım. Yani netice itibariyle cemaat denilen, o eskiden cemaat dediğimiz, yakınlarda artık FETÖ diye anılmakta olan, kümeleşme diyorum ben ona. O kümeleşmeyi en yakından bilenlerden bir tanesiyim ben ve bildiklerimi de bir tanıklık olarak bu yılın Nisan ayında bir kitapta topladım. O kitap "Ben Böyle Gördüm" ve alt başlık olarak da "Cemaatin Siyasetle Sınavı" başlığını taşıyor. Ve kitap gerçekten çıktığı dönemde çok satanlar arasında yer aldı. Bana gelen tepkiler hep olumlu oldu. Yani biz bu böylesini de tanımıyorduk dediler. Ama nedense sonrasında 15 Temmuz'un sanki öyle herkes için bir sürprizmiş gibi geldi darbeye kadar varan siyaset ilgisi. Halbuki elbette darbeyi öngörmem mümkün değildi. Elbette bu denli siyasetin içerisinde yer almak gibi bir niyetleri olduğunu fark etmek mümkün değildi. Ama neticede siyasetle ne kadar yakın takip altında tuttuklarını ben kitabımda örneklerle anlatmıştım. Bu bakımdan sürpriz olmadı ama oraya gittiğimde şöyle bir sürprizle karşılaştım. Cumhuriyet Halk Partili üyeler kitabı didik didik etmişler. Her satırını altını çizerek okumuşlar. Ve soru sordular demek ki. Tabii kitaptan sorular sordular. Siz şöyle yazmıştınız. Çalıştığınız yerde. Yani, kitabın orta sayfalarını da okumuşlar. Ama diğer partilerden, özellikle AK Parti'den beklerdim kitabı okuyup sorular yöneltmelerini. Onlar daha çok güncel bir takım sorularla karşıma çıktılar ve kitaptan sanki haberleri yokmuş gibi bana göründü. Peki ne kadar sürdü sizin tanıklığınız? Valla enteresan. Ben yani evet, oraya sadece kitap boyutuyla çağırdıklarını düşünmemiştim. En fazla herhalde dedim, mektup meselesini sorarlar. Yani Cumhurbaşkanı, Başbakan o dönemin. İşte ben de onlara bir mektup getirdim. Getirmeden önce de kendileriyle görüşmüştüm. Herhalde o konuyu biraz daha irdelerler ve onunla da yetinirler. Başka onunla irtibatlı soruları varsa o soruları da yöneltirler ama herhalde en fazla yarım saat. Nitekim bana önce saat 2:30 diye randevuya çağırdılar. Şöyle düşündüm ben, 3'te genel kurul var. 2:30'da beni dinleyecekler. Sonra da genel kurula katılacak milletvekilleri. Sonra saat değişti ama yine benden önce tanık olarak oraya davet edilen kişinin soru cevap faslı biraz fazla uzun sürdüğü için sarktı. Ben saat 3 civarında geçtim heyetin karşısına. 6:30'da bitti. Maşallah. 3,5 saat. Son yarım saat içerisinde galiba 2 veya 3 kez ben artık bir şekilde bunu sonlandırsak. Çünkü 3 bardak sayılacak su tükettiğim halde hala ağzım onlara laf yetiştirmekten biraz sıkıntı bana yaşatmaya başlamıştı. Ama bence de verimli oldu. Yani netice itibariyle bir konuyu öğrenmek isteyen insanlar açısından sorulan sorular, yani soruyu kim sorarsa sorsun, diğerleri için o sorular ve herhalde benim verdiğim cevaplar onların çalışmalarını etkileyecektir. Şimdi bir şey daha söyleyeyim bu arada. Yani aslında bu tanıklıklar konusunda daha fazla bilgi, kim ne söyledi, bunu öğrenmek isteyenler Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin
internet sitesinde, web sayfasında aslında her birimizin tanıklıkları var gün gün. Orada video izlenebiliyor. Video değil, tuhaf bir şekilde videoyu almadılar. Yani normalde orada çekimde yapabilirlerdi. Ama iki milletvekili periskop üzerinden, benim farkına varmadım, biri yanımda, evet, hemen yanı başımda oturuyormuş. Bu yayınları yaptılar ama bölük pörçük yayınlar olmuş. Yani bazı yerlerde durmuşlar filan. Fakat metin var. Yani netice itibariyle her gün orada konuşan insanların hem sorular hem de cevapları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin internet sitesinde ulaşılabilir halde, metin halinde. Şimdi Fehmi Bey, size ne anlattığınızı, sorulara ne cevap verdiğinizi sormadan önce şunu sormama izin verin. Şimdi yaklaşık 3,5 saat siz konuştunuz. Başkaları da bayağı bir konuştu etti. Burada bir hummalı bir faaliyet gözüküyor dışarıdan baktığımız zaman. Ama biz dün Aykut Erdoğdu'yu konuk ettik burada. Ben de dinledim. Evet, dinlediniz. Onların bir tereddütü var. Sanki burası çok bir sonuç çıkmayacakmış gibi. Ön yargılı mı davranıyor yoksa hakikaten bu komisyon, bir de malum Türkiye'de şey vardır hani komisyon havale. Ne diyorsunuz sizin? Ben biraz bu komisyonlar konusunda deneyimli sayılırım. Özellikle darbelerle ilgili komisyonlarda daha önce de böyle tanıklıklarıma başvurulmuştu. O bakımdan ben komisyon çalışmalarını çok önemsiyorum. Niçin? Şimdi mesela Uğur Mumcu suikastını araştırmayla ilgili komisyon. Ardından Susurluk konusunu araştırmak için kurulmuş olan komisyon. Darbeleri araştırmayla ilgili komisyon. Faili meçhulleri araştırma komisyonu. Bunların her birinin yayınladığı sonradan raporlara baktığınızda, ki hepsi çok hacimlidir, aslında kamuoyunun hala kuşku duyuyorum dediği her şeyin cevabı, orada cevabı var. Yani her ne kadar komisyonlar, işte komisyona havale gibi bizde hazır kalıplar olsa da, sonuç itibariyle yararlı bir iş yapıyorlar. Ben bu komisyonun da o anlamda yararlı bir raporla bu işi kotaracağını düşünüyorum. Ancak raporlar yayınlanıyor, sonra ne oluyor? Yani faili meçhul cinayetlerle ilgili dinlenilen o kadar konuk ifade vermiş orada. O ifadeler, isimler de var. Onların üzerine gitme fırsatı bulunabildi mi? Ya da Susurluk o komisyonun hazırladığı rapor istikametinde bütünüyle açıklığa kavuşmuş sayılıyor mu toplumda? Hayır, ama o komisyon raporunda açıklığa kavuşmuş durumda. Bir tek sorum, bu kadar bilgiyi, bu kadar doneyi bir araya toplayıp ondan sonra onunla ilgili yapılması gereken konusunda biraz tembel davranması meclisin. Burada da belki o olabilir. Ama netice itibariyle dört partinin bileşkesi sayılabilecek bir heyet bu. Daha ilk günden şöyle bir usul kuralını da belirlemişler. Yani 15 Temmuz'u biz araştırıyoruz, darbe girişimini. Bu darbe girişimi tek bir partiye, tek bir kişiye karşı yapılmadı. Bu bütün devlete, millete, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve ülkeye karşı yapıldı. Dolayısıyla biz de bu anlayış içerisinde sanki dört parti değilmişiz gibi bu konuyu burada ele alıp irdeleyelim demişler. Tabii bu meclisin kendi, siyasetin kendi kuralları içerisinde pek uygulanamıyor. Hiç değilse benim gördüğüm öyle. Ama çok fazla da bunu zedeleyecek bir şeylerden de kaçınıyor milletvekilleri. Peki size tabii ki yani sormuşlardır bu darbeyi kimin yaptığını düşünüyorsunuz diye. Ya daha doğrusu ya da Fethullah Gülen cemaatinin yaptığını düşünüyor musunuz diye. Ne diyorsunuz? Siz hala hep bir takım şeyleriniz var. Ben şöyle düşünüyorum. Yani baştan itibaren orada mesela bana şeyi sordular. Siz istihbarat konusunda sanki bir kuşkuya sahipsiniz. Halbuki Cumhurbaşkanımız ben bunu eniştemden duydum dedi. Ben şöyle düşünüyorum. Yani istihbaratı önce söyleyeyim. Yani Türkiye Cumhuriyeti gibi gelenekleri olan, Osmanlı'dan devraldığı istihbarat geleneğine sahip olan, dünyanın büyük istihbarat örgütleriyle iç içe, yani sadece Türkiye istihbaratı kendi içerisinde
ülkeyle sınırlı, ülke sınırlarıyla kendisini sınırlı gören bir anlayışa sahip değil ki. Amerikan istihbaratı, Fransız istihbaratıyla ilişki içerisinde. Dolayısıyla böylesine bir istihbarat örgütünün yüzlerce, binlerce kişinin hazırlık safhasında yer aldığı bir girişimden haberdar olmamasını benim aklım almaz. Mutlaka bir şekilde bu haber alınmıştır ama o haberin üzerine ne kadar gidildi orası kuşkulu olabilir. Şimdi Fethullah Gülen cemaatinin yine tırnak içerisinde ya da FETÖ'nün bu olayda rolü olduğu çok açık. Yani netice itibariyle baktığınızda işte rütbeli olan bir takım şahısların o cemaate mensup olabileceği, hiç değilse onların okullarında, himayelerinde yetiştikleri çok açık. Ama Türkiye'de general düzeyinde ne kadar muvazzaf subay varsa onun yarısının Fethullahçı denilecek insanlar olduğu, bu da benim aklımı pek kolay kolay yatıran bir şey değil. Yani cemaat tarafından ayartılmış. Yani başka bir şeyler var. Yani ayartılmış olabilir, başkaları yapmış, onları işin içine sokmuş olabilir. Her şey olabilir. O geceyi bir anlayabilsek neler olup bittiğini ve hani sanki bir film gibi karşımıza çıkartılabilse belki çok daha iyi, tamamen bunlar yaptı diyebiliriz. Ama o kadar çok bilinmeyen var ki o geceyle ilgili. Peki bu yargı süreci henüz resmen başlamadı yani. Bir takım soruşturmalar sürüyor ama yargı sürecinden umutlu musunuz? Bu yargı ben süreci... umutluyum. Yani şundan dolayı umutluyum. Netice itibariyle Türkiye'de yargı çok sayıda insanı yargılayacak. Şimdi bu insanlar içerisinde elbette 250'ye yakın şehit verilmesine yol açan bir büyük hain girişimi en tepe noktadan en uç noktaya kadar yönetmiş olan insanlar var. Yani o uçakları robotlar kullanmadı, insanlar kullandı. Onlardan atılan bombaları da yine onu kullanan insanlar, onlar da rütbeli şahıslar. Dolayısıyla yani meclisin üzerine o bombayı gönderen, Ankara'daki özel harekatın üzerine gönderip 50 polisin şehit olmasına yol açan veya köprülerde göğüs göğüse bir mücadele, sanki yabancı güçlerle karşılaşıyormuş gibi insanları öldürmekten çekinmeyen Erol Olçak ve oğlunu şehit eden bu güruh kimse bunlar? Bunlar yargılanacaklar orada. Onların verecekleri ifadelerin hem kimlerse bu işin içerisinde yer almış, FETÖ ise FETÖ, FETÖ ile birlikte başkalarıysa o başkalarının kim olduğu, kimler tarafından yönlendirildiği, belki de FETÖ dediğimiz o kümeleşmenin arkasında başka, hani deniliyor ya Amerika var, başka örgütler var. O irtibatları da belki ortaya çıkacak. Size bunu sordular tabii değil mi komisyonda? Dış bağlantı konusunda ne tahmin ettiğinizi. Evet, ben dedim ki yani neticede herkes bir şey söylüyor şu anda. Amerika var diyor, İngiltere var diyor. Almanya da olabilir dedim ben. Yani netice itibariyle eğer bir şey kendisini kullandırmaya başlamışsa, böyle bir kümelenme kendisini kullanmaya açık hale getirmişse. Öyle olduğunu düşünüyorsunuz değil mi? Öyle olduğu çok belirgin şu anda. Bu herhalde sadece Amerika onları üzerinde durmamıştır. Başkaları da durmuştur ve mutlaka bir yol bulurlar onları etkilemek üzere. Ama tabii bir yandan Pensilvanya'dan yabancı gazetecilerle görüşüyor. Bizim bu işte hiçbir dahlimiz yok mesajı veriyor. Bir yandan da her şey evet oradan verilen talimatlarla yapılmıştır gösteriyor. Bana dediler ki peki gazeteci, ben dedim yani kusura bakılmasın ama yani gazetecilerin görevi böyle bilinmeyenleri aydınlatmaktır aynı zamanda. Niye dedim Türkiye'den birileri gidip röportaj yaptı. Hep yabancılar gidiyorlar ve oranın arzusuna daha fazla uyacak olan tarzda sorular soruyorlar. Onların yönlendirmesiyle bir takım yayınlar yapılıyor. Pekala Türkiye'den sorgulama amacıyla bir gazeteci gidebilir. Mesela ben. Çatır çatır sorular sorabilir ve bugün bilinmeyen pek çok şeyin aydınlatılmasına gazetecilikte yaparak katkıda bulunabilir. Ben bunu orada söyledim. Evet, keşke orada...
Orada... Keşke şey olsa da öyle bir... Ama böyle bir hava yok Türkiye'de. Yok. Türkiye'de en ufak bir şey, kuşku bile ifade etseniz ki kuşku duymayan bir zihnin ben normal bir akıl olduğu kanaatinde olmam. Her şeyden şu kuşku duyacaksınız. Peki Pehin Bey, daraltalım alanı. Gülen'in kendisi. Evet. Siz yani cemaatin bu yapının burada kendini evet. kullandırdığı falan. Ama biliyoruz ki bu yapı Gülen'le başlıyor ve bana göre Gülen'le bitiyor. Tabii. Dolayısıyla o bir şey dahil varsa muhakkak onun bilgisi, onayı ve hatta talimatıyla olmuştur. Öyle değil mi? Yoksa şimdi bu soru çok meşru bir soru. Yine komisyonda mektup vesilesiyle bu konu gündeme geldi. Daha doğrusu ben getirdim. Şimdi baktığınız zaman ben Türkiye'den kalkıyorum. 17 Aralık 2013. 3 gün sonra Pensilvanya'ya gidiyorum. Ne amaçla geldiğim belli. Nedir bu? Onu sorgulamaya geldim. Ve sorguluyorum. Bana deniliyor ki bu işlerle bizim hiçbir ilgimiz yok. Yani 17 Aralık'ta ortalığa dökülen ve onun öncesinde ve sonrasında da tapelerle artık herkesin konuştuğu ilişkiler, bizim böyle bir şeylerle ilişkimiz yok deniliyor bana. Peki nedir mesele? Rahatsızlığınızın sebebi, rahatsızlık olduğu da çok açık. İşte dershaneler deniliyor. Bu konuda bir iyileştirme, işte ise kapatılmama yönünde bir irade ortaya çıkarsa olabilir. Ardından başka ne olabilir? İşte bizimle, şahsımla ve topluluğumuzla ilgili saygısızca yayınlar yapılıyor gazetelerde, hükümete yakın gazetelerde, sosyal medyada akıl almaz küfürler. Bunlar, ben de dedim ki oraya da yani de size yakın olan gazeteler ve size yakın olan trollerin sosyal medyada yaptıkları bu karşılıklı işte filan denildi. Ben oradan tamam artık bir savaşa doğru giden ortamın hiç değilse bundan sonra olmayacağı, bir de bunların ifadesi bir mektuba da döküldüğüne göre bu elde yani bakın ben bu söylediklerimi sadece bir şahsa aktarmıyorum. Aynı zamanda bunu yazılı bir halde de bir taahhüt olarak Sayın Cumhurbaşkanı'na veriyorum. Daha döndüğüm günün hemen ertesi 25'i oldu. 24'ünde döndüm ben. O akşam Cumhurbaşkanı Gül'le görüştüm. Mektubu verdim kendisine, okudu. Ve sevindi. Yani daha çok kötü şeyler olabilecek bir ortam sanki durulacakmış gibi bir his. Bu hemen alınıyordu o mektuptan. Ertesi gün Sayın Başbakan'la şimdiki Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan'la randevum vardı. Ama ben onunla görüştüğüm zaman 25 Aralık olmuş ve 92 kişinin peşine düşülen bir görüntü ortaya çıkmıştı. Şimdi bu iki şey yani 17 ile 25 Aralık arasındaki benim görüşmemden aldığım izlenimle 25 Aralık günü ortaya koyan arasında fark var. Şimdi ben tabii o zaman bir din adamının göz göre göre bu kadar göze batıracak şekilde yalan söylemesini doğrusu pek içime sindiremeyeceğim için böyle bir şey düşünmedim. Yani düşündüm. Dedim ki demek ki bunların içerisinde bir çelik çekirdek var. Bir derin cemaat var. Biz cemaat deyince işte Pensilvanya'da ve bir kişiyi görüyoruz. Ama belki de onun iradesini bile takmayacak. Hatta belki bu böyle bir mektup yazıldığı ve havanın yumuşadığını öğrenince inadına yapacak. Bunu durdurmak, bu sürecin farklı yöne doğru evrilmesini durdurmak amacıyla devreye giren bir başka el var diye düşündüm. Ve bunu görüştüğümde Tayyip Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı'na o gün söyledim 25 Aralık. O da dedi ki peki dedi yani benim aile fertlerime kadar böyle bir şeyin olması sizce makul geliyor mu dedi. Gerçekten gelmiyor. Yani özellikle bugünden geriye baktığımda olayları film şeridi gibi zihnimden geçirdiğimde galiba ben fazla iyi niyetli yaklaşarak böyle bir teşhiste bulunmuşum. Yani böyle bir çelik çekirdek belki var hala içlerinde. Belki derin bir cemaat de var. Ama onu durdurabilecek olan irade o iradeyi ortaya koymadığına göre sonuçta gönderdiği mektup başka bir amaçlı ya da ikinci müdahale yani 25 Aralık'ta yaşananları bütünüyle tasdik ediyor gibi ortaya çıkmış oldu. Ondan sonraki olaylar zaten
giderek orayı daha fazla işaret etti. Sorun şu tabii. Yani evet bunları yapabilir, bir hükümetin gitmesini isteyebilir, bir başbakanın Tayyip Erdoğan olmadığı bir siyasi zemin arayışı olabilir. Bunun için bir şeyler de yapabilir, nitekim yaptılar. Ama bir darbe, yani yönetimi bir darbe ve aracılığıyla değiştirmek, bu hala benim zihnimi böyle buran bir olay. Neden derseniz şundan, yani bu başkaları 28 Şubat'ı bunların lehine oldu filan gibi tezleri ifade ediyorlar ama ben öyle bir şey görmüyorum. Ben tam tersine 28 Şubat'ın bir bölümünü Zaman Gazetesi'nde yaşadım. O yaşadığım bölümde gerçekten çok ürkmüşlerdi. Her şeylerini kaybedecekleri gibi bir ortamdaydılar ve bunun çarelerini bulamamak gibi bir dertleri vardı. Okullarımız kapatılabilir, bizim dışarıya açıldığımız tam böyle bir dönemde o okullar üzerinde bir tasarruf olabilir. Yani şimdi yapılanın o dönemde yapılabileceğinden korkuyorlardı ve bu korkularla yaşadılar. Sonra ben ayrıldım Zaman Gazetesi'nden ama izlemeye, gözlemeye devam ettim. O kaset yayınlandığı zaman her şey bitti dediler. Her şey bitti. Şimdi 28 Şubat. Daha önceye gittiğimiz zaman 12 Eylül. Fethullah Gülen saklanmak zorunda kalındı. Ortalıktan yok oldu. 12 Mart. 12 Mart'ta ben İzmir'deydim. Cezaevine girdiler. Askeri mahkemede yargılandılar. Yani bugün hani kırmızı bültenle ihbarcılara 4 milyon lira taahhüt edilen isimler arasında isimlere baktığınızda en az 2-3 tanesinin 1971'deki o mahkemede beraber yargılandığı isimler olduğunu göreceksiniz. Şimdi böylesine darbelerden muzdarip olmuş olan bir kitlenin kalkıp kendileri asker içerisinde çoğunluğa sahibiz, poliste etkimiz var diyerek bu gücünü bir darbe için kullanacağı benim aklımı hala zorluyor. Ama görüntüler de ortada. Yani ne kadar benim aklım zorlanırsa zorlansın gerçeğin orası olduğunu gösteriyor. Fehmi Bey, başta dönecek olursak ve bunu komisyon üzerinden sormak istiyorum. AK Parti ile cemaat ilişkisi meselesinde. Mesela komisyon başkanının eski bir hukukçu, kendisi zamanında bol miktarda zamanında televizyon programlarında nasıl cemaati savunduğu vesaire evet. gösterildi ve hatta onun şimdi bu komisyonun başkanı olması birçok kişi tarafından peki ama yani bu sadece komisyonun başkanı için mi söz konusu? Evet. Yani 2013 diyelim 17-25 Aralık bir dönüm noktası, sonunda Başbakan Binali Yıldırım da bizim başlangıç noktamız budur dediği için bence makul bir başlangıç noktası tespit etmiş oldu. O tarihe kadar her şey serbest. Yani serbest bir tarafa herkes öve öve bitiremedi. Evet. Mesela Mehmet Ağar benden önce verdiği ki Mehmet Ağar'ın AK Parti ile bir alakası yok. Ama sağcı bir politikacı. 2013'teki olimpiyada Türkçe olimpiyatına katıldığında yaptığı konuşmayı sordular komisyona. Ben de oradaydım. Benim oradaki konuşmam bir mizah eseriydi dedi. Şöyle bir duruyorsunuz tabii. Mizah eseri nasıl oluyor filan. Sonra bunun bir mizah olduğu ortaya artık herkes görünce dedi ki yani ben politikacıyım, her yerde işte konuşurum. Orada da böyle konuşmak durumundaydım. Konuştum. Şimdi herkes konuşuyordu. Yani kim konuşmadı ki? Kim onlara yardım etmedi ki o dönem boyunca? Baktığınız zaman ben en yakın tanıklığım benim 1980'li yıllar ve 90'lı yıllar. O yıllarda siyasette yer alan herkes, önemli makamlarda olan. Bunlar çok ülkeye hizmet ediyorlar. Gençlerin yetişmesine destek oluyorlar. Dışarıda bizim bayrağımızı dalgalandırıyorlar diye. Herkes kanat gerdi. Herkes onlara yardım etti. Peki 17-25 Aralık'tan itibaren Tayyip Erdoğan gerçekten AK Parti'nin içerisindeki sahici cemaat unsurlarını ayıkladı mı? Daha önceden ayıkladı. Ben başbakan iken Tayyip Bey'le
Yine görüşüyordum. Hem geziler sırasında, beni davet ettiği geziler sırasında, hem de özel bir takım görüşmelerimiz oluyordu o sıralarda. Biliyorum, özellikle 2011 sonrasında yapılan seçimlerde çok seçici davrandı Tayyip Bey. Çok sayıda cemaat mensubunun örgütsel ilişki içerisinde olan kişilerin AK Parti saflarında bulunması belki fazla rahatsız etmiyordu onu ama meclise gelmeleri onu sakıncalı gördü. Ve listeleri yaparken de gayet titiz davrandığını biliyorum. En son seçim yani 2013 öncesi 2011'de o seçimde bir altın vuruş beklentisi vardı zaten. Yani o kadar çok sayıda milletvekiliyle meclise gelecekti ki cemaat gerektiğinde isyan hareketine kadar gidebilecek çıkışlarıyla kendi istedikleri türden bir yolu partiye empoze edeceklerdi diye bir beklenti vardı. Bu zannediyorum Tayyip Erdoğan'a kadar gitti ve başbakan o dönemde partisinden milletvekili olmak isteyenleri bir de bu yönden ayıkladı. O şey denir pardon. Fethullah Gülen bilmem ne kadar isim önerdi diye bir rivayet vardır. Ben onların rakamların doğru olacağını düşünmüyorum. Çünkü gerçekten çok sayıda girmedi. Tesadüfen girenler yani bilinen iki kişi var. Onun dışında istifa ettiler ya. İş bilen galiba değil mi? Tabii ilan iş bilen bilinenlerden bir de Muhammed Çetin bilinenlerden. Diğerleri yani bir tanesi de zaten Hakan Şükür evet. O tamamen sporcu kontenjanından alınmıştı. Onların dışında bir Kayseri'den, bir galiba Orta Anadolu'dan bir ilden iki veya üç kişi daha onlarla birlikte istifa etti. Dolayısıyla çok sayıda girmemiş durumdalar. Ama yine de kaçak olduğu belli yani. İkinin yanında başkaları da olduğu belli. Ama da ben şu anda ne 7 Haziran'da ne de 1 Kasım'da o seçimlerin listelerinde cemaatle örgütsel bağı olan fazla hatta hiç insan olacağını düşünemiyorum. O zaman Binali Yıldırım'ın söylediğini? Doğru olduğu kanaatinde ama şuna 17-25'i eğer dönüm noktası kabul ederseniz, milat kabul ederseniz ondan sonraki seçimlerde yani o iki seçimde herhalde kimseyi o örgütsel ama öyle bir şeydi ki bundan 2 yıl önce ben bir dost düğününde kocaman bir masada oturuyorduk. O masada iş adamları, değişik bürokratlar, siyasiler var. Ben dedim ki şuraya bir şey koysak. Tam yeni başlamıştı cemaat karşıtı hava. Şuraya bir şey koysak dedim, bir makine. Orayla mesela çocuğunu okullarında okutmamış. Onlara hiç maddi yardımda bulunmamış. Himmet toplantılarına katılmamış. Efendim dershanelerine çocuğunu göndermemiş. Böyle birini ayırsa. İçeride kimse kalmaz değil. Dediler ki mutlaka hep öterdik yani. Hepimiz mutlaka bir şekilde bulaşmış durumdayız. O kadar yan yana yürüyorlardı ki meclis, bu komisyon toplantısında da söyledim. Evet birbirlerinden ikisi de kuş duyuyordu. Yani hem Fethullah Gülen'le birlikte hareket edenler AK Parti ile ilişkilerinde kuşkucuydular. Hem de AK Parti onlardan daha fazla. Peki her ne kadar demin aklımı almıyor ama benim aklımı da aşıyor dediniz. Şimdi bir darbe girişiminde bulunuyorlar. Darbe yapmak ve ülkeyi yönetmeye tarif oluyorlar. Ve ülkenin yönetiminde olan kişi, partisi, ülkenin yarısının neredeyse oyunu almış. Kendisi kişi olarak daha fazla, parti olarak da yaklaşık yarısı. Şimdi bu irreal bir şey. Yani gerçeküstü, yani o partiden birileri olmadan, o partiye bir şekilde ulaşamadan ülkeyi yönetse bile hani iktidar alsa bile ülkeyi acayip kaotik bir yere gidiyor. Yani insanlar böyle akıllar yürütüyorlar. Muhakkak birileri vardır. Muhakkak birilerini yani vardır mutlaka. Küskün vesaire. Vardır ama yani sözü edilecek kadar insan olduğunu zannetmiyorum. Ben komisyonda da buna yakın şeyler söyledim. Benim pek çok söylediğim diyelim AK Partililer kabul ettiler, CHP'liler kabul etmediler, CHP'liler kabul ettiler, AK Partililer kabul etmediler. Galiba bu söylediklerimi CHP'liler hiç kabul etmediler. Onlar yani, muhakkak var diyor. Yani. Mutlaka vardır diyorlar. Vardır tabii yani olmaması mümkün değil.
böylesine gizli çalışan bir örgüt mutlaka içeriye bir şekilde sızmış olabilir. Ama bir kişidir, iki kişidir. Yani sözü edilmeye değecek bir varlığın olduğunu zannetmiyorum. Kaldı ki onlar da bugünün atmosferi içerisinde yeniden bir değerlendirme mutlaka yapmışlardır. Bu arada Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın en son yaptığı konuşmalardan birindeki sözünü hatırlatmak isterim. O diyor ki çıkın, vaktiyle buna bulaşmışlarınız varsa, ben onun meclisteki grubuna hitap ederek söylediğini zannediyorum. İtiraf edin, söyleyin ne yapmışlar, ne yanlışları. Ve beklediği zannediyorum oradan bir şey çıksın diye. Ama ben şöyle düşünüyorum, yani böyle birisi varsa ve bu 15 Temmuz'u yaşadıktan sonra bağı nereye olabilir? Bence partisine olur. Orayla bağını koparmış olur. Ben bugün farklı bir yöntem tespit edilmiş olsaydı bu işte mücadelede, yani AK Parti bir yöntem tespit etti. İşte 100 binden fazla insan bir şekilde bunun muhatabı oldular. Farklı bir yöntem tespit edilseydi, daha sınırlı tutulmaya çalışılsaydı, ben eminim onun ötesindeki insanların çok büyük bir kısmı, savcı olsun, hakim olsun, vaktiyle onlar okullarında okumuş, onlar kendiliklerinden kopardı. Yani böyle bir manzarayı gören 250 kişinin ölümüne yol açmış, Türkiye'deki sistemi alt üst edeceği çok belirgin olan, meclisi bile tahrip edilmeye değer bir yer olarak görmüş, polisi öldürmüş, askeri öldürmüş, böyle bir şey bizim insanımızın ne kadar bağlılık duyarsa duysun, bunu hazmedebilmesini ben mümkün görmüyorum. Bu olayı siyasetten nerede arayacağız? 17-25 derseniz hiçbir yerde arayamazsınız. Yani onun öncesini arayacaksınız. 15 Temmuz'u yapan akıl ülkeyi diyelim ki eskaza Allah kurtarmış ama geçirmiş olsaydı iktidar kim de yapacaktı yani askerler? Yani bir sivil birileri bulacaklardı. Nereden bulacaklardı? Yani işin enteresan tarafı şu. Bütün darbeler yani 27 Mayıs'tan beri biliyoruz kadrolarla yapılıyor. Yani başarıya ulaşmamış Talat Aydemir darbesinin bile eğer başarılı olsaydı kimleri bakanlar kurulunda görmek istediği tam listeleriyle biliniyor. Bu darbenin zaten en akıl almaz yönlerinden bir tanesi bu yurtta sulh konseyi denilen şeyi bile belli değil. Kim bunlar? Yani üç generalden bahsediliyor. Onu kaleme almışlar. Yani üç generalle bir darbe büyük bir macera aslında. Yani onunla, orada şu söyleniyor biliyorsunuz yani spekülasyon olarak iktidar biliyor ama bunların bilinmesinin kendisine zarar vereceğini düşündüğü için bunu örtüyor. Yani bu eğer böyle bir düşünce var ve doğruysa bu iktidar kendisine karşı bir iş yapmış oluyor. Yani neticede insanlar konuşuyor bu konuları. Eğer siz gerçekten yurtta sulh konseyinin kimlerden oluştuğunu biliyorsanız ve bunları görmezden geliyorsanız, öte yandan 32 bin kişiyi tutuklatmışsanız, 100 bine yakın insanı görevlerinden atmışsanız veya işte açığa almışsanız, peki o insanlara yaptığınız bu müşfik davranışı niye öteki insanlardan sakınmış durumdasınız? Yani bunları konuşur insanlar. Ben doğru olmadığı kanaatindeyim. Yani gerçekten bilinmiyor. Yani öylesine bir gizli çekirdek tarafından yapılmış ki bu, asker bunlar, üniformalı herhalde. Tabii bu arada Adil Öksüz gibi bir takım sivillerin de o bir sizin, biçimde müdahil olduğu. O sizin şeyiniz, şeyi seveceğim, canı sıkıldıkça Adil Öksüz. Yani Adil Öksüzler olduğunu ben bu olayın içinde birden fazla olduğunu düşünüyorum. Yani netice itibariyle en başta da söylediğimiz gibi kendilerini başkalarının kullanımına açmış eğer bir kümeleşme söz konusuysa bunun içerisine her türlü ajan türü insan mutlaka sızmıştır. Birilerine servis yapan insan. Bugün de zaten birileri diyor evet. ki Adil Öksüz incirlik üstünde saklandı. Oradan da Amerika'ya götürüldü. Ama biz bunu sanki havaalanında bir fotoğrafını görmedik çıkarken. Sonra onun yanındaki insanı biliyorsunuz gözaltına aldılar. Aa o değilmiş deyip bıraktılar. Evet bu tam sizin özel ilgi alanınıza geliyor. Evet. Ben burada noktalayalım.
Çok keyifli bir sohbet oldu. Fehmi Koru'yla darbeyi konuştuk ve cemaati konuştuk. Cemaatle AK Parti'nin işi. Cemaat demiyoruz artık biliyorsunuz. Ben FETÖ diyorum. Diyoruz. FETÖ diyelim. Hadi FETÖ. Evet, fehmikoru.com yazarı Fehmi Koru'yla ve duyurduğuna göre artık sadece kendisinin yazdığı bir web sayfası olmayacak değil mi? Yok, bir web sayfası, ayrıca bir web gazetesi, webde bir haber şeyi olacak, yani bir web sayfası olacak. Orada habere de yer vereceğiz ama ben yine fehmikoru.com'da devam edeceğim. Onu ne zaman yapıyorsunuz? Çok yakında. Evet, evet. Böyle Türkiye'de basın özgürlüğü konusunda yaşadığım sıkıntıların böyle güzel şeyleri, sonuçları oluyor diyelim. Evet, Fehmi Bey'e çok teşekkürler. Sizlere de bizi izlediğiniz için teşekkürler. İyi günler.